bu hale getiren de maalesef onlardır. Bu saraylılar farklı bir şey bilmedikleri için sabah, öğle, akşam adayınızı açıklayın, adayınızı açıklayın diye bağırırlar. Aslında ne kadar zavallı bir duruma düştüklerini bütün toplum bir şekliyle görüyor. Değerli arkadaşlarım, o kadar ki bazı köşe yazarları 200'ün üstünde yazı yazdı. 200'ün üstünde. Adayınız kim diye. 200'ün üzerinde. Yalvarıyorlar, açıklayın adayınızı. Zavallı durumdalar bunlar. Gerçekten acınacak durumdalar bunlar. Bakın değerli arkadaşlarım. Geçenlerde Erdoğan çıktı ve bir vizyon konuşması yaptı ya da bir vizyon açıkladı diyelim. 2,5 saat tek başına kürsüdeydi. 2,5 saat. Başka kimse yoktu. Çünkü başka bir kişi asla istemez. Her şeyi ben bilirim ve her şeyi ben yaparım der. Tek kişi. Devleti tek kişiye teslim ettiğinizde vizyonu da tek bir kişi oturur açıklar. Kimse de itiraz edemez ona. Bizim dışımızda. Biz yeri geldiğinde doğruları söyleriz. Doğruyu her zaman söylemek Cumhuriyet Halk Partililerin temel görevidir. Biz böyle bir anlayışla yarının Türkiye'sini zaten inşa edemeyiz. Bir kişiye devlet teslim edildiğinde yarının Türkiye'sini inşa edemezsiniz. Kendi geleceğinizi inşa edersiniz. Sevgili yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir adaya oy istemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi dar bir anlayışla, dar bir siyasal anlayışla da oy istemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi bir zümrenin çıkarı için de oy istemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi